razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Irak Türkmen Zirvesi Kerkük İl Başkanlığı'nın Kerkük ve yerel seçimlerle ilgili düzenlemiş olduğumuz toplantımıza, açık toplantımıza hepinizden gönülden selamlarız. Hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz. Törenimizi bizden çok değerli olan başta Irak şehitleri ve özellikle Türkmen şehitlerinin önüne Fatiha suresi okumaya sizleri davet ederim. Lütfen oturmadan Ulusal Irak Marşımız ardından Türkmen Milli Marşımızı seslendirin. Kabul edip aramızda bulunduğumuz için teker teker Irak Türkmen Cephesi'nin adına hepimizden teşekkür ederiz. Buluşmamız çok açık, çok net envanından bellidir. Türkmenler için Kerkük'ün öneminin altında, bu envanın altında bir arada toplanmışız. Bu toplantının amacı bulunan arkadaşlarımız, misafirlerimiz, siyasi muhasseselerden dahi, Irak Türkmen Cephesi'nin kadrosu dahi, halkımızın mögüde gelenleri, Kerkük'ün içinde itibarı olan, değeri olan, tabii ki binlerce kişilerimiz var. Ancak biz de bunu aşama aşama yaparız. Ta ki münakaşalarımız, hivarlarımız daha rahat olsun. Bugün ilk toplantımızdı. İnşallah bundan da sonra böyle toplantılarımız halktan iç içe devam edecektir. Kerkük'ümüz çok hassas bir süreçten geçirir. Özellikle Türkmenler için bunun da tek çaremiz, tek yolumuz birlik beraberlik içerisinde düşüncelerimiz çok şeffaf bir şekilde arz edip aramızda bunları tartışıp en doğrusunu, en mantıklını yapmaktadır. Biz fikirlerimize, görüşlerimize, önerilerimize ihtiyaç olmasaydık bugün bu arada toplanmazdı. Bu arada toplanmamız
Irak Türkmen cephesinin ne kadar görüşümüze, fikrimize ihtiyacı olduğunu bu niyetidir. Gerçekten bizlere yol gösteren sizlersiniz. Biz teşkilatımızla buluşuruz. Teşkilatımızla görüşürüz. Bürolarımız var, sivil toplum örgütlerimiz var, siyasi insanlarımız var. Onların düşünceleri farklı. Ancak o ancak sizler biz görmediğimizi daha iyi bir şekilde sizler görürsünüz. Bizim düşüncemizde, fikrimizde, planımızda yer almayan belki sizlerden çok değerli fikirler çıkacak, bizlerin yolunu iyi bir şekilde aydınlatacaktır. Memleketimiz güzeldi. Memleketimiz zengin bir memleketti. Onun için her tarafın gözü bu memlekette. Bunun da ağır yükü bu memleketin sahabına düşecekti. O sahabı sizlersiniz. Bu memleketimize nece yabancılar elinden kurtaracağız. Bu memleketimize nece sağlayacağız. Bu memleketimizin Türkmen özelliğiyle belirlenen, Türkmen çoğunluğuyla tanılanan dünyanın her yerinde bu rengine nece meykat olduk, bugün onun için bir aradayız. Birbirimizle güçlüyük. Irak Türkmen cephesinin yanında sizler olmazsa olsun, hiçbir zaman indiki güce sahip olduğumuza devam ettirebilmez. Desteğimiz bizimle devam ederse, İnşallah sahada, meydanda, bu coğrafyada 2003'ten bugüne kadar Kerkük'ümüze nece meyakat olduk, Kerkük'ümüze nece iyi bir şekilde sağlam ellerde tutmuşsak, ondan da sonra ben sizlere söz veririm, daha iyi bir şekilde bu memlekette sahamız kazanır. Taktik çok önemli. Planlama çok önemlidir. Aramızda da taktikte uzman olan abi kardeşlerimiz vardı. Biz bugün bu toplantı 6 ay sonra kullanacak planımız için, yapacağımız faaliyetlerimiz için bu toplantını yapmışız. Onun için makamımızın önünde iki kağıtlı birkaç sorumuz var. Biz onun için yani fazla saptırmadık onu. Bizim de inşallah yuvarımız o konularda kalır. Birkaç sorumuz var. O sorularla ilgili sizin görüş, düşünce, fikriniz neyse ben size söz veririm. Bundan sonra bu 6 ayda biz ona göre çalışmalarımız devam edecek. Bizdeki bilgi kaynak Türkmen seçmenleri Kerkük'te 350 binden 400 bin civarındadır. Biz de işte düşüncelerimize ihtiyacımız var. Nece bu kadar sayını sandık başına gönderdik. Nece bu kadar insanlara Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli olduğunu ve karşı taraf Kerkük'ümüz için ne düşündüğünü bildirip anlatmak lazım. Onun için başta sizlerden bu sıkıntını, bu hassasiyeti ricamız bu 6 ay içerisinde manevi desteğimize çok ihtiyacımız var. Man bu arada bunu da vurgu yapalım arkadaşlar. Biz birçok yerlerde çalışandak, koşturandak, toplantı yapandak diyorlar ki işte bu adaydı, mureşşehti falan yaparı, man buradan ilan edelim. İnanın Allah'a bütün bu koşturmamız tek Kerkük'ümüze ne zaman yıkat olur. Irak Türkmen cephemiz ne kadar güçlü olur. Biz adaylık düşünmürük ve yokuz bu konuda. Bizim koşturmamız Irak Türkmen cephesidir. Irak Türkmen cephesi var ise hakkımız var. Irak Türkmen cephesi güçlü ise parlamentoda güçlü. Irak Türkmen cephesi güçlü ise il seçimlerinde güçlü. Irak Türkmen cephesi güçlü ise ilçe seçimlerinde güçlü. Irak Türkmen cephesi Allah etmesin zayıf düşerse artık düşünme onu. Ne ilmetse adam gönderebilirsiniz, ne parlamentoya adam gönderebilirsiniz. Biz ve bütün teşkilat arkadaşlarımız gece gündüz koşturmamız, çalışmamız Irak Türkmen cephesi bayrağının dalgalanması ve siyasi mahkemelerde güçlü kalması. Toplantımız bir, Türkmenlerin seçiminde katılım oranlarının tahminleri. İki,
Seçimlerde təxvilimiz, vatandaşımız eğer az giderse, Irak Türkmen cəbhəsinə nəsihətimiz var. Ne yapmalıyız? Faaliyet düşüncelerimiz, projelerimiz bizlere nedir? Biz de sizlere söz veririk. O düşüncelerimizin doğrultusunda hareket etmek. Ayrıca gelecek seçimlerde Irak Türkmen cəbhəsindən düşüncelerimiz ne? Irak Türkmen cəbhəsi yalnız başına gitsin. Irak Türkmen cəbhəsi bütün siyasi Türkmen müəssisələri bir çatı olarak toplasın, hareket etsin. Veya Irak Türkmen cəbhəsi farklı koalisyonlarda gitsin, hareket etsin. Bu hususta siz büyüklerin, bazı kardeşlerin bu alanda düşüncelerimize ihtiyacımız var. İnşallah sizlerden güzel düşünceler gelir. Bu bizim arkadaşlarımıza bu düşüncelerimiz hepsini hem kaydedip onun yanında da not tutup inşallah o doğrultuda hareket eder. Saygıdeğer huzur, hoş geldiniz, safalar getiripsiniz. Üstadlarımız, şeyhlerimiz, eğitimçilerimiz, iş adamlarımız, bütün görkem insanlarımız ve bütününe saygım ve ihtiramımız, hoş geldiniz, safalar getiripsiniz. Sayın Başkan dediği gibi, bizim bu toplantının amacı nedir? Gördüğünüz gibi biz istedik her insan, her Türkman insan evde oturduğu zaman demesin benim mesuliyetim yoktu millete kanşar. Her birimizin bir mesuliyetimiz var, bu memlekete kanşar ve milletimize kanşar. Onun için biz bu insanları ki topladık ki gerçekten bir intima siyasileri yoktu. Ama ne istedik? Herkeste bir şuur olsun, bir ihsas olsun. Yani o mesuliyet var üzerine, o mesuliyeti geri yerine getirsin. Biz bu mesuliyete şuur ettiğimiz zaman bu bizim memleketimize hizmet edecek. Çünkü seçime katıldığımız zaman nanca bir büyük bir adette seçime katılsak memleketimize fayda olur ve gelecek nesillerimize fayda olur. Hepimizin bir amacı var, hepimizin bir istediği var, hepimizin evladımız var. Atamalar istirik, hizmet istirik, meşari istirik, her şey istirik bu memleketin. Seçime katılmasak hiçbir sele gelmez. Adam yetirmesek hiçbirisi elimize gelmez. Onun için bizim bu toplantımız amacı istirik sizi dinleyen açık bir gevilden, sarih bir şekilde dinleyen ne yapmak bizim için lazımdır. Biz öz kaderimizce her şeyi yapırız ama nerede sizin fikirlerinize de ihtiyacımız var. Ve inşallah sarih bir şekilde fikirlerinizi dinleriz. Ve teker teker o fikirleri okuruk, diraset ederek hepsini inşallah yerine getirin. Sağ olun, var olun. Tabii ki ister istemez bizim için önemli bir mesele var. Türkmen milletinin seçime katılmama imkanı yoktu. Neden? Çünkü kapalı bir bölgesi yoktu. Yani illaki katılmak zorundaydı. Ama bunu yaparken illaki bir kültür yaymamız gerekir. Bütün burada aidin insanlar halkımız içinde seçim kültürünü yaymamız gerekir. Çünkü seçim kültürü olmadığı takdirde ne katılım oranı ne iyi seçme hakkı olabilir. Şimdi bunun yanında tabii ki seçimin önemini anlatmak isterim. Seçime gelsem neler kazandı, gitmesem neler kazandı, neler elimizde gitti. O yüzden biz seçime katılma önemini üzerine bir plan kurmamız. Bir de bunun yanında tabii ki insan seçime nece götürebiliriz, sandıka nece götürebiliriz. Bu da bir plandan, bir projeyle olur. Bunun hepsinin hazırlanmamız gerekir. O yüzden bir de bunun yanında en önemlisi tabii ki insanlar sen seçime götürdün, oyunu koruyabilsen, himaye edebilsen sandıkta. Bu da çok önemlidir. Bunlar için de aynı planımız olsun. Çünkü seçimle katılmakla bitmir, oyu korumakla olur. Bizim seçim güvenliğini sağlamak için adamlarımız hazırlamışır. Sandık müşahitleri, sandık görevlileri ne kadar hazırlamışır, ne kadar bilgi vermişir ve ne kadar da kültür var bu konuda. Şimdi bundan sonra tabii ki bir önemli konu var. Bu sözün mesela bence seçime gitmek başarısız bir sonuç verir. Burada kökülü olmayan oy var.
Kerkük valisinin dediğine göre 300 bin oy var. Bunun çözümü nedir? Mesela bizim Irak Türkmen cephesi bunun gidermesi için ne çözümler bulundu? Bu çok önemlidir. Tabii ki bu halde yettiğimiz takdirde aynı bir futbol takımına benzer oyuna girsen sen 3-0 yenilir sen. Bir de bunun yanında seçim komiserleri var, müfavada yarıyor yani. Burada ne kadar güvenlik olarak, ne kadar şeyimiz var, arasında bir basın toplantı düzenlerine, onların eline şikayet ediyor. Ama bu şikayetten iş bitmiyor. Bunun eğer bir sorun varsa seçim komiserlerinde çözülmesi gerekir. Bu konular çok önemlidir. Çözülmese de seçime gitmek bizi yeniliğe uğradı. Tabii ki uzatmak istemiyorum ama siz önemli konuda toplantıya katıldığımız zaman da gel hepsi notlarınızı ifade edelim. Bir mesele var, teşkilat meselesi. Bir görürüm Irak Türkmen Cephesi'nin teşkilatı halktan uzaklaşıyor. Bunun için iyi bir yol bulmamız gerekir. Mesela kim insanları ikna edebilir, kimler kapı çalabilir, mesela kadınlar bu da önemli rol oynar. Bir gün kadınlar bütün evlilere haklılıkla girebilir. Bunun için ne hazırlığımız var? Tabii ki en önemlisi bunun yanında aday konusudur. Adayı niteliklidir, muhasafatıdır. Biz bugünden aksa adayı getirdik, halkı seçime götürebilir. Aksa aday geldiği zaman insanlar bizden küser. O yüzden bunu seçtiğimiz zaman halkımızın psikolojisini çok iyi bilmemiz gerekir. Kim seçime götürür? Mesela kimiz iş adamını tavsiye eder, yem mücadelesi bir adamı tavsiye eder. Bunlara da iyi dikkat etmemiz gerekir. Geçmişte bunlar da örnekleri tabii yaşandı. Şimdi son olarak tabii ki Kerkük'te ittifaklar var. Bu ittifakları gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü kim Kerkük'te otoritanı aldı, sultanı aldı, bizi uzaklaştırmaya çalışıyor. Bunu iyi şey etmemiz gerekir. Çok açıklamalara karşı, çok adımlara karşı biz sessiz kaldık. Sessiz kaldığımız için o zaman biz zayıfız. Ama biz ittifakı takdir ederiz. Ben görürüm bundan sonra kim bize karşı tavrı varsa, açıklaması varsa net bir şekilde cevabı verirsin ve bu ittifaklar gözden geçirilsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii Kerkük'te 2003'ten sonra olan seçimler bazı ihlalatlar olduğu için de bunu hapsetmeyemezler. Bugün Kerkük'ün nüfusu 1.725.000 civarında nüfusu var. Bunun arasal seçmenlerle bütün Irak genelinde 1.225.000 civarında seçmeni var. Eğer hepsi %100 bütün Kerkükler katılırsa bu seçmen. Bunun içinde kimse demesin bu millet Kürt fazladı, Arap fazladı, Türkmen fazladı. Bu belli bir şeyler geldiğine kadar. Çünkü şimdiye kadar milli bir sahip olmadı bütün Irak'ta. Olan sayıları eskiden 1877'de oldu, yazıldı. Onda muzavarlık var idi. Bir vatak hizbi geldi bir mahalleye. Hepsi mahalleyi yazdı hala. Başka yerlerde de aynı benim. Onun için belli de aynıya kadar. Kendine alırsa o, kendi harikasını alırsa özünü. Benzene gitsen özünü 4 murabba'a. 4 murabba'a alırsa o. Kendi yukarısı, yani ben burada tutmuşam özünü. 1 murabba, 2 murabba, 3 murabba. Orta murabba'taki biz Türkmenler ammeden Kerkük'ün ortasındaydı. Bu burada biz dedik biz Ehsada Kadar ve Sükaniyası Üskerk'te. Bizim şeyimiz Eyyada özellikle konuştu. Adayı seçmek en bir şekilde seçmek. Adayı da seçmek bir gün ister bir günden başlamak. Yok. Bütün seçimlerden bir hafta kalıp bir millet bilmez. Aday kimdi? Teşekkür ederiz bizleri bu güzel sahneye davet ettiğinize. Ve her keşenin de adıdan, namidan, diğer bizlerle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Konuşmamız, oturmamız inşallah Subhanahu Teala kalpleri pek eder, saf eder. Birlik tamarı varlıktan sadece iddia olmasın. Ve inleme yola düşmemek olsun. Birlik barabarlık. İkinci bir savaşta İslam gazalarında baktılar bir yerde yani zafer yaparlar ama bir yerden korunup uzaktan oradan bir sıkıntı gelmezler ise bayrağı kaldırabilmeler. O zaman Halid bunu ne düşündü?
dedi her millet, her aşiret, her kabile öz alamını kaldırsın. Hatta bilanın naqsı tarafdan bu sıkıntı, bu şey gelecek, gelir bizim için, bu zayıflık. Alamı kaldırındalar, her kişi daha kalktı bir hünye aldı özünü aşireti için. Dedi ben geri öz canımdan, öz tarafından bir nüksanlık göstermeyeyim, aşiretimin ağırı gider. O zaman zafer kapağı aldılar. Biz de aynı zamanda da Kerkük'te düşmanları temsil eden sadece bizim cephe geliri önde gelen. Ama cephelerinde ayrı partiler var. Ama kimin yekası tutulur, sıkıntı olanda, iyi silbiyet olanda, icabiyet olanda sadece cephanın adı ortada dolaşır. O bir partiler sadece adları hardadı, namları hardadı. O zaman cephe de kalksa o bir partilere mesuliyet verse, eğitimde bir nüksanı olsa filan partiliye helalarız. Sine-i millete dönüş en doğru yoldur. Millete dönmek, milleti dinlemek lazım. Ve bu millette bugün konuştukları konulara demek ki herkes idrak edilir ne olup ne bittiğini. Bütün hataları tespit edilir. Bu da çok önemli. Aslında çok umut verir. Yani gelecek demek ki burada bir idare var. Diyor ben sizi dinlemem lazım. Ve millet de çok güzel birebir her şeyi tespit eder. Bu da çok önemli. Fazla konuşmak istemiyorum fakat birkaç noktaya değindim. Ve yine netice itibariyle Sayın Başkanım milletten yürülürse bir seçim gerçekten istediğimiz hedefe ulaşabiliriz. Çünkü ham madde var. Ham madde nedir? Millet. Yani 300 binden bahsediyor. Demek ki millete ulaşmak için de öncelikle seçim mühendisliği yapmamız lazım. O nedir? Bütün bu toplumdan oturan burada gözüde insanlar hepsi o millete nasıl gidebilir? O da komisyonlardan olur. Yani burada sadece bu toplantıdan çıkıp bir gün bitti değil. Bundan sonraki ister sivil örgüt arkadaşlarımız, ister şahsiyetler, komisyonlar kurulup bu milleti nasıl sandığa götürür? Esas Türkmen cephesi değil. Esas millettir. Bunun içinde hakkımızın dediği, biz tespit ettiğimiz çok önemli bir konu var, aday konusu. Aday illa cepheden olup veya şu partiden olup önemli değil. Aşağı yukarı Türkmen milleti hepimiz birbirimizi tanırız. En önemlisi bu davanın çilesini çeken insan olması lazım. Yani böyle sıradan benim dostum, efendim eğitimim çok yüksek olabilir. Efendim ben partide çalıştım değil. Çilesini çekmeyen bu davanın hizmeti de çok az. Bir, Özdemir kardeşimiz çok hassas noktaya dedi, sandıkta müvekkil olmak. Biz bir muassese parti olarak ben bir yıl, 6 ay oldu takriben göreve başlamışım. İnanın Allah'a, bazıdır belki 7 seçme başlamışım. Yok, ben aldığım günden başlamışım, bir yıl 6 ayda biz hazırlık, seçim hazırlığına başlamışım. Çünkü bir siyasi muassese, halkının milletine hizmetleri, en doğal yolu seçimdeki ettiği başarıdır. Çünkü vatandaşların, insanların senden hizmet, emek bekliyor. Oraya adam göndereceksen, insanların, vatandaşların işleri düştüğü zaman iş yapacak. Sandıklar için gözlemciler hazır, bitirmişiz. Biz bir senede bürolarımızdan, teşkilatımızdan sandıklarımızı inşallah amanet edeceğimiz kişilere iyi bir şekilde vereceğiz. 300 bin seçime yakın bu Ticaret Bakanlığı ile valilerin arasında bir yazışma neticesinde seçmen kütüğünde bir eklemeler ortaya çıkıyor. Bunun için Irak Türkmen cephesi yapabileceği bir şey kanunda bu zikrolundu. O onun düzeltmesi için milletvekillerinden bir komisyon onları inceleyecekti. Teşkilatın vatandaştan uzak olması için doğru bir dönemlerdi. Biz aşama aşama onun güçlendirilmesi için hareketlerimiz vardı. Vatandaşlar gerçekten
vatandaşlar en kanaat edilecek yolları bilsin, o da adaylardır. Adaya inancı olması lazım, adaya güven olması lazım. Onu hatır etmek ki on binlerce insanımız sandık başına geçer. Adnan abimiz sağ olsun, değerli bilgileri, bizim Kerkük'ün nüfusu 1 milyon indiki rakamlara 600'den 700 arasında tahmin edilir. Ancak sandık başına gidecek, oy verecek hakkı olan 1 milyon 200'e yakındır. En azından 400 binden 350 bin arasında, en azından. Biz aramızda da konuşuruz. Maalesef bugüne kadar biz 100 bini yakalamamışız. İnşallah 100 bin derken 200 bini de geçmek lazım arkadaşlar. Bakın Türkiye bu son seçimi hep bir örnek idi. Bir örnek gibi dünya gerek baksın. Bir taraf Sayın Erdoğan'ın sevgisinden yatakta bile sandık başına gitti. Çünkü inancı var bu insana, inancı var Türkiye'nin kurtaracağı bir şeydi. Nispet müşareke orada %88'e yetişti arkadaşlar. Rakama bak. Diğer tarafta bütün güçler, dişler, içten, bu adamı yıkması için hepsi birleşti. Orada sandık başına yetti. Ancak nispet müşareke bence kurtarmak yolu onun nispet müşarekeydi. Bizim de inşallah halkımız, milletimiz bu hatariyette nispet müşarekamız, ben onu diyelim size, mendeki rakamlar biz bugüne kadar %25-30 arasında nispet müşarekanı artırabiliriz. İnşallah bu çalışmalar yoluyla o nispeti artırır. Musalaha ma'acemi abimiz buyurduğu, ben inanım Allah'a birkaç arkadaş da bunu yaptı. Ben çok sarı, çok şeffaf bir insanım. Kesinlikle düşündüğümüz kadar sorun yok, müşküle yok, sıkıntı yok. Bütün siyasi Türkman partilerden, muhasiselerden en iyi ilişkiler devam etmektedir. Milletvekilimizden Irak Türkman cephası arasında belki 3-4 tane sağdan soldan ilanda ilişki kaçağı da olsun. Ama tamamıyla tensip var, koordine var. Ama farklı görüşler olabilir. Ben bir konunun hakkında bu şekilde düşünürüm. İndi yanımda oturup yardımcı dostlarıma bazı konuları farklı görür. Bu da ki hilafattır, müşkilerdir, sıkıntıdır. Biz ayrı partiler ki birbirlerini öldürdüler, birbirlerini patlattılar, birbirlerini kaçırdılar. Bizim aramızdaki bu bizim hususiyetimiz, sevgi, muhabbet inşallah vardır, o devam edecek. Bütün Türkman siyasi muhasasadan arkadaşlar bir arada hareket etmektedir. Ama şimdi buyurduğumuz bazı siyasi partiler de var, Türkman dahi gerekirse tahalif olur da olunabilir. Ama orada da bir oyun, bir takım şartlar var. Siz de bizden onu istersiniz. Biz onlardan tahalif ettikten sonra, adayları listemize yer aldıktan sonra, o bizi dinlemedikten sonra siz bize ne diyorsunuz? Veya bir konu hakkında biz milli bir muhasese olduğumuz için farklı düşündüğümüz zaman diğer aday bizim partimizden girmişse o ne diyecekti? Onları ancak o ancak siyasilerimizin takdirine bırakın. Çünkü siyasi gelişmeler çok farklıdır. Bağdat'ın buraya bakışı çok çok farklıdır. Erbil'in Süleymaniye'nin buraya bakışı çok çok farklıdır. Bizim için Kerkük %32'nin üzerinde anlaşabilen bizimden kim var ise buyursun, kapımızı açmışız, davet edin gözlerim, bizlerden bir beklenme. Ama ben birisiyle gelip tahallif edimdir, Kerkük Erbil'e bağlansın. Veya birisi gelip tahallif edimdir Kerkük'te, sizin müsbahınız bunca da bunca da. Bazı şartlar var, o şartların altısında devam edeceğiz. Adayların erken belirlenmesi. Ben arkadaşlar, biz hala tahalluf bitmiyor. Tahalluf süresi başlamıyor. Tahalluf süresi başlamıyorsa biz ne de size aday belledik. Irak Türkman cephesi yalnız başına girse Irak Türkman cephesi 30 aday koyar. Irak Türkman cephesi bir koalisyon girse bir yerden belki Irak Türkman cephesi 2, 3, 5 tane verir. Ve Irak Türkman cephesi
bütün Türkmen partilerini bir çatıda toplayıp o vazaya göre aday verir. Onun için biz arkadaşlar indiden adaylık konusuna girmeliyiz. Ancak o ancak indi yapabileceğimiz şey bu 6 ayın sürecinde en fazla insanın şu an seçmen kartı olsun. Biz bu 1-2 ay içinde rica istirhamın kısım akraba, dost yakınlarımız herkes gidip müracaat etsin. Seçim güncelleme süresi devam edilir. Biz indi o insanı sandık başına göndermezsek ondan sonra ikna edersek bizim hiçbir faydası yok. Zaten seçim kartı yoktu. İkinci aşamamız, 2 ay, 3 ay sonra ki bizim planımızda da var o, bu bir takım arkadaşlar güncellediler, yettiler, onların kartı gelenden sonra inşallah sizlerden beraber biz bu insanlara o güncellediler kartı nece yettirdik haline, ondan sonra da muesseseler, Irak Türkmen Cephesi, adaylar, herkes geçsin, kalpa kalpa, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolansın, o seçmeni kanaat etsin, oynasın. Ama onu da vurgu yapıran, en önemli bizim için her Türkmen insanı sandık başına gitsin. Biz bu memlekette seçmenimiz sandık başına girecek 300 bin, 350 bin, 250 bin bir rakam koyarsak, birisi gelip Salahaddin'le dilini uzatabilmez desin Türkmenler, burada 100 bine yetişirler yetişmezler. O bazı bayanette dayanır ama bilmir o bayanette tezmirler var, o bayanette bir takım siyasetler uyguladılar. Bahsi şofini siyasetler uyguladılar bu millette. Koyunlar millet cephede yüksün. Bugün Süzen bacımızdır önceden iş alem getirdi. Önceden insan ilk il, 4 yıl gitti. Ondan sonra bir şeyler bekledi. Fellahlarımız arazisini bekledi. Gençlerimiz atama bekledi. Sorumlularımız görev makam bekledi. Kadınlarımız iş fırsatı bekledi. Bunu da vakfat ve hükmet bile bile yaptı. Yaparsa herkes cepheden memnun olur. O da bunu yapar, millet toplum cepheden küsür. Vakfat kalkın farklı tarafları destekleri, cepheni desteklendiri, hatta cephe zayıf olsun. Hedef cephet, çünkü bille hakiki temsilcimiz, canla cigerden çalışan bu davada Türkmen varlığının, Türk varlığını ispat etmek için Irak Türkmen cephesi. Onun için cepheden vaziyet verir. Onun için cepheden genel müdüriyet verir. Onun için cepheden yolu giden gençlere atama fırsatı verir. Hatta halk millet küssün, sandık başına yetmesin. Bu muhassese zayıf olsa burada katılan ve bütün çevremizdeki insanların zayıf olmağı demektir. İşte Bağdat bunısıdır arkadaşlar. Biz adet olmayalım Bağdat'ın siyasetine, biz Bağdat'ın karşısına birlik, beraberlik ve ne yaparsalar yapsalar sandık başına gitmek bu bir vazifedir. Biz sabır birçok insanlarda gördüm tükendi. Ben de gelirim, ev dolanım, arkadaş yerine gelirim, gençler oturur, kadın bazılarımızdan oturur, büyük adamlarımızdan oturur. Bazı insanlar da 20 sene arada katı var idi. 20 sene sonra işte ben 20 yıl gittim o, daha bitti. 4 seçime gittim, 5. gittim. Bizim de istirhamımız mücadele yoktur süresi. 10 yıl, 20 yıl, 15 yıl. Biz ne kadar nefes alırsak mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten seninle bir siyaset oynadık. Bu siyaset istedir, insanlarımızın moralini çöksün, insanlarımız hayat kırıklığına varsın. Ancak benim de bu azim milletim, bu büyük milletim kesinlikle ve kesinlikle moralı düşmez. İnanırım ki sizin bugün bu saatte bugüne kadar bizimle kalmak, o bize bir manevi destek. O Irak Türkmen Cephesi'nin etrafında sarılmamız demektir. İnşallah hep beraber onları gösterir. Anket abimiz dedik, Adnan abimiz, zaten bugünkü çalışmamız o anketin bir parçasıdır. Biz de bir proje doğrultusunda, bir plan doğrultusunda hareket ederiz. Bu açık tedirin. Bugün buluşmamız da zaten o projenin bir parçasıdır. Şeyh Muvaffak Allah razı olsun. Tabii ki görev tek cephede gibi tüm partiler, bütün muhasseseler, bütün vatandaşlar üzerine düşürür. O plan da çok yapmak çok zorludur. İnşallah bizim de planımız hazır. O planın doğrultusunda hareket ederiz.
Temennimiz herkes bu hassas süreçte üzerine düşen vazifeyi alsın. Biz cevap olarak açık niyetliyiz. Biz bu davanın sahibi olacağımız ve sahibi kalmamı için mücadele veririz. Biz içgari ardına tarih, kimi yaparsa yapmazsa diğer partiler temennimiz çalışsın ama çalışmasalar inşallah cephe sizlerle beraber her ardının akıl selim bir şekilde atacaktır. Komisyonlar kurmak, şikayetçilik kurmuşuz her yerde, ekiplerimiz her merkezde, her bölgede 2-3 arkadaşlarımız devam ediyor. O mantıka da kampanyalarımız devam ediyor. İnşallah biz Erak Türkman Cephesi Halkın Partisi. Ben ailesi ne yapmışsa bilmem, ben kendimi, inanın ki ben özür dilerim burada oturmuşum ama ben arkadaşlarımla bir ferden ve her zaman ben verdikleri düşüncelerin, fikirlerin yolunda hareket edeceğime söz veren ve ahit veren çünkü onların isteklerini yapmak için gelmişim. Ben gelmemişim benim düşüncemi yapmak için. Ben gelmemişim hacca imadım yoksa Erak Türkman Cephesi kadronun aklında kim yapmak. Yok, siyasi muhasseseler ortamda başarı etmek isterse halkın toplumun isteklerini yerine getirmek için olur. Kulama ki Türkman Cephesi Türkman bu toplanma yaptı. Bizim de ki din adamı burada temsilci olduk. O destek çıktı o işlere ki birliğe, barabarlığa fark bilmeden neler olup neler olmayıp buna ne var zaten yerimize atağın, öge bakağın. Aynı zamanda da gençlere bir güc verağın. O millette ki yevli kırılıptı, bazı anlaşmaları tamam değildi. Onları da aynen meydana getirdik. O meselelerde de konuştuk. Ve bizim de ki din adamı olan ki Allah Subhanahu Teala'nı emredip, Efendimiz'ni emredip, zaten bizim milletimiz de elhamdülillah din, yani çalışırlar, dinde yakındılar. Ve bu işi takabül gördüler inşallah. Ve aynı zamanda siyasi sporcular da beraber, kadınlar da beraber. Fikirler zaten biriydi elhamdülillah. Ve inşallah bunun da geleceği daha güzel olacaktı. Ve milletimiz inşallah daha ayrı bir güzel, ayrı bir güz, ayrı bir durum olacaktı. Bu yerden de buna seslenirim. Biz bir köylü olarak hepsimiz gelişme buna katılak ve orada gençlerimize, yeni gençleri hepsini diagnozdan kalsın onlar 18'i geçtiler ömürleri. Koyak bunları hepsine teşvik edelim. Gençler bunlar katılsınlar seçime. Ne için? Şöyle biz direkt Kerçük düşmanı. O zaman gitmesek ne olur? Mezazet düşmanı. Biz akalli olur. Ve gelişme her bir yoldan, her bir şeyden gene bizi bunları hepsini yollayalım. Özümüz gider, cemaat yollayalım. Bu Kerçük'te de, Yobaz köylerde. Hepsini yollayalım, katılsınlar seçime. Bizim köylerde, av memlekette, her bir yerde bir belen edevat, hivara milletimiz ihtiyacıydı. Hakikaten hatta ki biz bu seçimi inşallah adadımız farklı olur. İnşallah da yani ben çok umutluyum. Ve bu bir güzel, bundan evvelki seçimlerde yok idi bir böyle nedve kurmak, bir böyle nedve hivara, hivar kurmak. Bes bu bunda kuruldu bidayeten. Çok da inşallah umudum var. İnşallah bu seçim çok farklı olur. Türkmen adadımız da adayımız fazla olur.